Sevgili dostlar merhaba. Kursk'ta beklenen oldu ve Rusya nihayet Ukrayna kuvvetlerini güneydeki Kursk bölgesinden geri püskürtmek için önemli bir karşı saldırıyı başlattı. Ruslar ilk etapta 63 kilometre kareye denk düşen 10 yerleşim yerini Ukraynalılardan geri aldıklarını açıkladılar. Ukrayna tarafı da saldırıyı doğruluyor. Ama bu rakam Ukrayna'nın elindeki Rus topraklarının 25'te birine denk düşüyor. Yani hala çok küçük bir toprağı Ruslar geri alabilmiş görünüyor. Ruslar bu ilk operasyonda 10 Ukrayna askerini de esir aldıklarını açıkladılar. Kursk'taki Rus karşı saldırısı, taarruzu Snagost bölgesine doğru olan bölgede gerçekleşti. Daha ziyade batı kanadında gerçekleşti. Ukrayna birliklerinin sol kanadına odaklandı Rus saldırısı. Rus bir yetkili batı kanadında Snagost'a doğru Rus ilerleyişinin çok kolay olduğunu, Ukrayna'nın bu kanatta çok fazla güç bulundurmadığının anlaşıldığını açıkladı. Financial Times'a konuşan batılı bir analist ise Rusya'nın en azından bir Ukrayna birliğini sürpriz bir hareketle ele geçirdiğinin anlaşıldığını söylüyor. Tahminlere göre Rusya Ukrayna güçlerinin en zayıf noktasını tespit etti ve o bölgeden bir karşı saldırı gerçekleştirildi. Ukrayna istihbaratı ise operasyonun çok büyük çaplı bir taarruz olmadığını, sadece taktik bir kazanım olduğunu iddia etti. Yani beklenen daha büyük bir operasyon olduğunu ima etmiş oldu Ukrayna istihbaratı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ise Perşembe günü bir açıklama yaptı ve Rus saldırısını doğruladı. Ancak her şeyin Ukrayna'nın planladığı şekilde ilerlediğini, büyük bir kayıp olmadığını iddia etti. Peki saldırıyı nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Biliyorsunuz, hatırlayacaksınız, Ukrayna kuvvetleri 6 Ağustos'ta, yani yaklaşık 1,5 ay kadar önce Rusya'ya sürpriz bir saldırı yaptı. Rusya sınırını geçti ve 10 gün gibi kısa bir süre içerisinde yaklaşık 1000-1200 kilometre karelik Rus toprağını ele geçirmeyi başardılar. Bu hareket önemliydi. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Rusya topraklarına yapılan ilk işgal girişimiydi ve Ukrayna bunu başardı. O zamandan beri Rusların da böyle bir direnişi baş gösterdi. Ukraynalılar ilk günlerdeki kadar ilerleyemeseler de birkaç yüz kilometre kare daha kazandılar. Başka bir deyişle yaklaşık 1,5 aydır Rusya'nın bir vilayetinin 1500-1600 kilometre karesi Ukrayna güçlerinin işgali altında. Zelenski geçen hafta Ukrayna birliklerinin Kursk'ta süresiz kalmayı planladığını açıklamıştı. Ukrayna meydan okuyor. Ukrayna işgal ettiği Kursk topraklarını ilhak etmeyi düşünmediğini söylüyor ama ele geçirilen toprakların barış müzakerelerinde bir pazarlık kozu olarak kullanılması ümit ediliyor. Pek çok uzmana göre Ukrayna'nın Kursk hamlesi Batı desteğini artırabilmek ve Rusya'nın yenilebileceğini, Putin'in devrilebileceğini kanıtlayabilmek için yapılmış riskli bir kumardı. Ukrayna'nın bir umudu da Rusya'nın işgal ettiği Doğu Ukrayna'dan bir kısım askerlerini Kursk nedeniyle geri çekmesiydi. Ukrayna bunları ümit ediyordu. Peki bunları bulabildi mi? Bunun cevabını birazdan vereceğiz. Putin cephesine baktığımızda ise Putin önceliği Ukrayna'daki işgali sürdürmeye verdi. İlk birkaç haftadır, bir aydır, bir ayı geçen bir süre boyunca Putin Kursk'taki Ukrayna işgalini önemsiz bir şeymiş gibi göstermeye çalıştı. Kursk'ta yaklaşık çeyrek milyon Rus evsiz, yurtsuz kaldı. Daha güvenli iç bölgelere çekilmek zorunda kaldılar. Bu durum Rusya içinde ufak tefek rahatsızlıklara şimdiden neden oldu bile. Özellikle Rus elitleri Putin'in gücünü içten içe sorgulamaya başladılar. Ancak bu rahatsızlık kamuoyunda fazlaca yayılmış değil. Yine de Rusya'nın bir kısmının 1,5 aydır düşman işgali altında olması Putin'in otoriter rejiminde küçük çatlaklara yol açıyor. İtibarını zedeliyor. Bu zedeleme geçtiğimiz yıl Wagner şefi Prigojin'in isyanında da gözlenmişti. Ama Prigojin'in şüpheli bir uçak kazasında öldürülmüş olması, ölmüş olması
Putin'e dönük eleştirilerin yeniden uykuya dalmasına yol açtı. Şu anda Rusya içerisinde Putin'den bir rahatsızlık var, elbette var. Ama bu böyle zeminin altında bir nevi uyur vaziyette. İşte Ukrayna'nın Rusya'ya karşı Kursk işgali gibi bazı başarılara imza atması Putin'in üzerine oturduğu zemini sallayabilir, oynatabilir. Ukrayna birkaç gün önce de Rusya'nın başkenti Moskova'ya düzenlediği kamikaze insansız hava aracı saldırısında Moskova mahallelerini vurmuştu biliyorsunuz. Bazı binalarda hasar oluştu. 46 yaşında bir Rus kadın da bu saldırıda hayatını kaybetti. Rusya'nın başkentinde Moskova'da Ukrayna bir Rus'u öldürmeyi başardı. Yaralılar da var. Rusya adeta kalbinden vuruldu. Saldırıda kayıp az gibi görünse de asıl zarar Putin'in güçlü lider imajına verilmiş olan zarardır. Putin başkentini hava saldırılarından koruyamayan, bir kısım toprakları Ukrayna işgali altında kalan bir Rusya görüntüsünü uzun süre sürdüremez. Ukrayna'nın zaten yapmak istediği de bu. Yani Putin ülkeyi koruyamıyor, lideriniz ülkeyi koruyamıyor. Ey ahali, bu savaş sizi de yakacak, sizi de yakıyor demek istiyor Ukrayna. Putin gibi otoriter liderler ilk başta yıkılmaz gibi görünürler. Ama güçlerinin büyük bir kısmı imajdır, algıdır. İnsanlar onları yıkılmaz gördükleri için onlar aslında yıkılmazdırlar. Oysa ki ilk çatlak, bu algıda ilk kırılma başladıktan sonra gerisini o liderler toparlayamazlar. Ben bu aşamada bir kitap tavsiyesinde de bulunayım. Sabahattin Ali'nin Sırça Köşk hikayesini okumanızı hararetle tavsiye ederim. Kısa da bir hikayedir. Sabahattin Ali Türk edebiyatının medarı iftiharlarından ama aynı zamanda bu toprakların üzerine kurulu olduğu düzenin de kurbanlarındandır. Sabahattin Ali'nin Sırça Köşkü otoriter yapıların aslında ne kadar kolay yıkılabileceğini gösteren enteresan bir hikayedir. Seveceksiniz, ibretlik bulacaksınız. Biz dönelim yeniden Rusya'ya, Ukrayna'ya. Bu saydığımız nedenlerle Putin'in ordusuna bu işi Ekim ayına kadar bitirin talimatını verdiği konuşuluyor. Yani Rusya ordusu Kursk'taki işgali Ekim ayına kadar bitirmek istiyor. Ukrayna güçlerini Kursk'tan temizlemek istiyor. Ekim ayına şunun şurasında ne kaldı? Yaklaşık yarım ay var. 15-20 gün bile yok. Bu süre zarfında Rusya Ukrayna'yı oradan söküp atabilecek mi? Şimdi bir kere düşman bir yere girdiyse onu oradan çıkarabilmek çok zor. Bu kanalın izleyicileri biliyorlar. Yani saldırmak her zaman için daha zordur. Yani bir yeri savunurken daha fazla kendinizi koruyacak araçlara, imkanlara sahip olursunuz. Bu nedenle Kursk'u bir kere kaybetmiş olan, en azından Kursk'un bir kısmını, Rusya'nın Ukrayna'yı oradan söküp atabilmesi kolay değil. Rusya'nın şu an izlediği yöntem biraz böyle halı dövmesi şeklinde. Yani bir bölgeyi çok ağır, santimini bile boş bırakmadan bombardımandan geçirmek şeklinde. Ya Rusların tarzı biraz böyle. Ama bu sefer dövdükleri topraklar kendi toprakları. Yani Rusya toprakları. Rusya bunu yapıyor. Kursk'un belli kasabaları şu anda içine girilemez halde. Çok ağır bombardımandan geçti ve hemen akabinden de kara güçlerini Rusya buraya sokmak istiyor. Şu ana kadar Rusya 40 bin civarında askeri Kursk'a yığmış durumda ve bu rakamın 60 bini aşması bekleniyor. Kursk Putin için bir onur meselesi aslına bakarsanız. Yani ilk başta bunu önemsiz gibi göstermesinin bir nedeni de bu. Oradan vurulmak istemediği için. Eğer bu işi kısa sürede halledemez ise Putin, jeopolitik Rusya'yı, Putin'i çok daha zorlu tercihlere zorlayabilir. Batı'dan gelecek uzun menzilli füzelerle Rusya işlerini Ukrayna vurmaya başlar ise işte o zaman Kursk'u almak zorlaşır. Hatta Kursk'taki işgal daha da genişlemeye başlar. Ayrıca Kursk'ta açılan delik kısa sürede daha içlere doğru yayılabilir. Bunu bilemezsiniz, hesaplayamazsınız. Bu nedenle Putin'in Kursk işgalini önemsiz göstermesi gerçekçi değil. Kendisinin de buna inandığını düşünmüyorum zaten. Putin ne yapıp edip Kursk'u geri almak zorunda. Ancak Ukrayna bu bölgede Putin'in düşündüğünden daha uzun bir süre tutunabilir.
Hatta savaş biterken Kursk'un bir kısmı hala Ukrayna'da bile kalmış olabilir. Tüm bunlar Batı'nın Ukrayna'ya vereceği desteğin boyutuna ve şekline bağlı. Bitirmeden önce Doğu cephesine de bakacak olursanız, biz şunu hep söylüyoruz, Ukrayna Kursk'a girerken bir amacı da Ukrayna'nın doğusunda ilerleyen işgalci Rus askerlerinin dikkatini dağıtmaktı. Ülkesi işgal edilen Rusya, Ukrayna'daki bazı askerlerini geri çekmek zorunda kalır diye ümit etmişti Ukraynalılar. İlk başlarda bu konuda biraz hayal kırıklığına uğradılar. Çünkü Rusya Pokrovsk yönündeki Donbas, Donetsk bölgelerindeki askerlerini geri çekmedi. Ancak son gelen haberlere baktığımız zaman Rusya'nın Donbas bölgesinden bir hayli tecrübeli ön cephede savaşan askerini Kursk'a kaydırdığını görüyoruz. Zaten Pokrovsk yönünde de Rus ilerlemesi yavaşladı. Bazı yerlerde durma noktasına geldi. Rus topçusu seyrek atış yapıyor. Ukraynalılar da buna şaşırmış durumdalar. Nitekim birkaç gün içerisinde Pokrovsk düşer diye bekliyorlardı. Fakat görünen o ki Rus ilerlemesi durmuş durumda, yavaşlamış durumda. Bunun da en önemli nedeni olarak Kursk gösteriliyor. Eğer bu doğruysa Ukrayna Kursk'ta yapmak istediğini başarmış gibi oluyor. Yani cepheyi genişleterek Rusya'nın askerlerini yaymak zorunda kalması. Hedeflenen buydu. Kiev bunu şu an için, en azından şu an için başarmış gibi görünüyor. Şöylece bitirelim. Ukrayna Savaşı'nda yeni bir döneme giriyoruz. Bir yandan kış yaklaşıyor, zorlu koşullar geliyor. Diğer yandan Ukrayna'ya verilecek silah türleri ve bunları kullanma izinlerinin içeriği değişiyor. Washington'daki toplantıdan Storm Shadows ve Atakams füzelerine, uzun menzilli füzelere, orta menzilli füzelere izin çıkarsa, bunlara bir de JASSM füzeleri eklenirse Ukrayna Rusya'nın 500 ila 800 kilometre içlerini vurma gücüne kavuşabilir. Çünkü JASSM'ların en son modeli 800 kilometreye kadar vurabiliyor. En kötü ihtimalle Storm Shadow veya Atakams'ların eski modelleriyle devam ederlerse 300-350 kilometre gibi bir mesafeyi vurma imkanına kavuşacak Ukrayna. Bu da savaşın bambaşka bir safhaya evrilmesi anlamına gelir. İşte Rusya bu yeni döneme hazırlanmak zorunda. Önce Kursk'u almak, sonra Pokrovsk'u ele geçirerek Dnieper nehrine ilerlemek istiyorlar. Bunu da hızlandırmak istiyorlar. Hem kış yaklaştığı için hem de Amerika seçimlerinde ne olacağını kestiremedikleri için. Eğer Harris seçilirse, demokrat iktidarı devam eder ise Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'ya olan desteği artarak sürebilir. Özellikle İngilizler savaşı Rusya'ya taşımak istiyorlar. Rusya topraklarında bu savaş devam etsin, Ukrayna'dan kuzeye doğru taşınsın istiyorlar. Bu da Rusya'nın bütün savaş stratejisini etkileyecektir, değiştirecektir. Şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Konuyla ilgili veya genel olarak yorumlarınız varsa lütfen yorumlarınızı bu sayfanın altında bizlerle paylaşın. Bizler de sizlerin görüşlerini, düşüncelerini öğrenmiş olalım. Tekrar teşekkürler. Sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.